Merhabalar sevgili izleyiciler. Alecele mi derler, nasıl derlerse işte böyle apar topar geldik biz. Çünkü Gaziemir'in çevresi talan ediliyor. Gaziemir Belediyesi'nin yapmış olduğu en güzel yer, İzmirlilerin piknik yaptığı Sarnıç piknik alanı talan ediliyor. Birilerine peşkeş çekilmek üzere. Ve sevgili başkan da yaklaşık bir 5 yılını buraya harcamıştı. Merhabalar diyorum. Hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Asıl size şu anda neler sormamız gerektiğini düşünerek gelmişim yolda ama Sarnıç'ı duyunca sadece orada kaldık. Bu acele ihale nereden çıktı? Vallahi biz de bilemiyoruz. Yani burası 95 yılından beri hem Gaziemir'in hem Sarnıç halkının kullandığı bir alan. 2005'te de yasal olarak yani kiralandı Sarnıç Belediyesi tarafından. Sonra Sarnıç bizle birleşince bizim üstümüze geçti. Ama 2 yıldır tüm uğraşmalarımıza rağmen maalesef bu süreyi uzatmadılar. Daha sonra ihale yapılmayacak dendi. Biz işleteceğiz dendi orman tarafından. Ama maalesef 4 aydır uğraşmamıza rağmen, çünkü 27 Eylül'den beri elimizden alındı bu alan. Şu anda çok kötü durumda. 4 aydır takip etmemize rağmen tesadüfen ihalenin yapılacağı 4 gün öncesinden haberimiz oldu. Yani 4 gün öncesine kadar ihaleden de haberiniz yok? Yok, devamlı soruyoruz. Telefonla soruyoruz. Arkadaşlarımız orman bölgeye gidiyorlar. İhale yapmayacaklarını söylemişlerdi devamlı. Biz tesadüfen başka yerde öğrendik. Hemen dosyamızı aldık. Şimdi Sarnıç piknik alanı daha önceden harabe bir yerdi. Siz aldınız bunu. Muhteşem bir tesis haline getirdiniz. Bu süreci baştan bir başlayalım mı? Bir anlatın da İzmir dışındaki izleyicilerimiz de bilsinler olayı. Şimdi biz geldiğimiz zaman göreve 2009'da burası ücretliydi. Girişler falan ücretliydi. Bir zaman halkımızın, sivil toplum örgütlerinin kullanması adına buradan ücretleri kaldırdık. Birçok yatırım yaptık. Ayrıca bunun dışında sadece burası piknik alanı değil. Bizim dönemimizde 2009-2014 arasında buradaki dar gelirli insanlarımızın kullanması adına İzmir'in 2 tane en büyük kır düğün salonunu inşa ettik. Gençlik merkezini yaptık. Ne kadar ücret alıyordunuz kır düğün salonundan? Hafta sonları 1.000 lira alıyorduk. Hafta içi 800 lira. Parasıydı. Piyasada 7-8 bin lira üzerinde yapılıyor. Muhakkak zaten amaç biz kamu yararı gözetmek, halkımızın yararını gözetmek adına yaptık bunları. Dar gelirli insanlarımızın yararlanması adına yaptık bunları. Belediye kerhane değildir dediniz yani. Aynen öyle. Biz işletme gözüyle bakmıyoruz. Kamu yararı, halkın yararı olarak düşündük. Ve İzmir'in en büyük 2 kır düğün salonunu yaptık. Evet, devam edelim. Gençlik merkezimiz var, spor salonumuz, sahamız var. Oradan da ücret almıyoruz hiçbir şekilde. Orada ufak ufak mini bahçeler yarattık insanlarımızın stresini atmak için. Toprağı işlesinler diye böyle bir alandı. Geliştirerek devam ediyorduk. Aşağı yukarı 5 yılda 1,5 milyon TL'lik yatırım yaptık. Şimdi gelecek insanlar bizle beraber ihaleye girecek. Nasıl olacak bu? Eşit şart mı olacak? Ben 1,5 milyon halkın vergisiyle yatırım yapmışım. Biri gelecek, yatırımın üstüne konacak. 1,5 milyon liralık yatırımınız var orada. Peki bunun karşılığında size bu parayı öderiz demediler mi? Hayır, öyle bir şey söz konusu yok. Zaten Sarnıç Belediyesi'ne anlaşırken yazmışlar oraya. Ne yaptıysanız bırakıp gideceksiniz şeklinde şartname. Öyle bir şey. Yap işte devlet gibi yapmışlar. Ama tüm sivil vatandaşların birçok piknik alanı işlettiği İzmir'de, Türkiye'de hepsininki uzatılıyor. Maalesef biz kamuyuz. Kamu yararı gözeterek bir yatırım yapmışık. Bizimki elimizden alınıyor. Burası daha önce Sarnıç Belediyesi tarafından yapıldı. Sonra Sarnıç Belediyesi belediyelik kalkınca size devredildi. Doğru mu? Doğrudur. Onlar daha önceden bir sözleşme yapmışlar. Ama sözleşme bitmeden önce, 2 yıl önce başvuruyorlar. Orman onları 7 yıl uzatıyor. O zaman AKP'li belediye. 7 yıl uzatıyor. Biz 2 yıldır tüm başvurularımıza, tüm yazılarımıza rağmen uzatma alamıyoruz. Tamamen siyasi bir görüş. Siz buraya yatırımı yaptınız. Yıllardır burayı halkın kullanımına bedava giriş almadan bedava halkın kullanımına açtınız. Sadece elektrik su parası olan şeyleri aldınız ve elinizden patiye alındı. Evet, aynen öyle. Sadece bu yaptığımız yatırımlarda da kalmayacaktık. Daha orada çok güzel yatırımlarımız vardı. Mini bir hayvanat bahçesi düşünüyorduk. Yazın öğrenci gençlik kampları düşünüyorduk. Karavan turizmi düşünüyorduk bölgede. Evet.
Bunlar bizim hep projelerimizin içindeydi. Ama bunlar da engelleniyor. Ya kazanacağız ama biz sonuna kadar gideceğiz, kazanacağız. Çünkü halkımıza sahip çıkıyor. Onlar da bir infial içinde 4 gündür. Kaç bin metrekare alan burası? 30 hektarlık bir alan. 30 hektarlık. 30 hektarlık bir alan, evet. Çok da büyük bir alan ya. Büyük alan işte belli ki bir kısmını kullanıyorduk. İşte dediğim gibi biraz önce saydığım projelerle bu alanın tamamını kullanacaktık. Burası sadece Gazi Emir'in geldiği bir yer değil. Bakın Nisan, Mayıs, Haziran aylarında özellikle yazın baharın yoğun olduğu yerlerde hafta sonları 10 bin, 15 bin kişinin İzmir'in her tarafından geldiği bir alan burası. Bu sadece Gazi Emirli'nin sarnıçlığının değil, tüm İzmirli'nin malı burası. Tüm İzmirli'nin malı. Bir de yaşayan ormanlar yanmıyor. Bölgede bizim sorumlu olduğumuz bölgede hiç yangın bile çıkmadı. Ama diğer bölgelerde çıktı sarnıçta, ormanlarda yangınlar çıktı. Biz aynı zamanda ormanı da koruyoruz bu arada yani. Çünkü yaşayan orman yanmıyor. İzmir'in en büyük rekreasyon olanı Gazi Emir ilçesi sınırları içinde. 6 yıldır istiyoruz. Tahsil ediniyoruz, etmiyorlar. Dün parasını vereyim, kiralayayım. Onu da vermiyorlar. Kardeşim ben kendime istemiyorum ki bunu. Ha, şu var ama yalnız. Taş ocağı yapmak isterseniz, ruhsata başvurursanız hemen veriyorlar. Orman ister katli olmuş, katli olmamış. Ağaç keselim, kesilmemiş. Zaten bundan ağaca sevgisi de yok, saygısı da yok. Orman da hep geçmeyin yani. Siz de şirket, siz de belediye şirketinin içine taş ocağı yapabilir diye de madde koyun o zaman. Vallahi çıkış yolu artık öyle arıyorum yani, öyle bir çıkış bulacağız herhalde. Çünkü orman kollamak gibi bir dert yok, yaşayan bir orman gibi, yaşayan bir bölge gibi bir dertleri yok. Ama taş ocağına verebiliyorlar. Ben de bundan sonra ilk başvurumu zaten öyle yapacağım, taş ocağı olarak. Gazi Emir halkının, sarnıç halkının bu durumdan haberi var mı şu anda hepsinin? Vallahi duyurabildiğimiz kadar 2-3 gündür duyuruyoruz. Bütün arkadaşlarımız çalışıyorlar. Büyük bölümü duydu. Bir infial içindeler ama gerçekten herkes çok büyük bir üzüntü, şaşkınlık var. Sinirler gerildi iyice. Çünkü ya buradaki insanlarımız sonuna kadar en uç şekilde faydalanıyordu. Yani dar gelirli insanlar hafta sonu ne yapıyorlardı? Pikniğine gidiyorlardı orada kendi başına. İşte masalarında oturup çoluk çocuk ailece neşeyle geçiriyorlardı günlerini. Bundan 4 yıl önce geldiğimizde biz buraya o zaman başka bir kanal için gelmiştik ve sevgili Hasan, basın danışmanı Hasan bize demişti ki bir en güzel yer, o zaman bu bina yapılmamıştı, Sarnıç'ta röportaj yapalım. O yemyeşil orman içinde 23 yıl sonra sizin için çok özel, o zaman gel demişti. Yarın ihale saat kaçta ve nerede? Şimdi özellikle buradan da sizin sayenizde halkımıza da duyurmak istiyorum. Yarın bir de Sarnıç'tan ve belediyenin önünden, meydandan otobüsler kalkacak Karşıyaka Orman Bölge Müdürlüğü'nün önünden. Demokratik olarak hiçbir taşkından sebebiyet vermeden kendi hakkımızı, kendi belediyemizin hakkını, Gazi Emirli'nin sarnıçlığının hakkını korumak için destek bekliyoruz. Bütün sivil toplum örgütlerine de görüşüyoruz şu anda. Çünkü sadece biz dediğim gibi kullanmıyoruz. Bütün İzmir'in sivil toplum örgütleri bir araya geliyorlar bahar aylarında orada. Hemşehriler bir araya geliyor, birbirlerine konuşuyorlar, bir yıllık hasretlerini gideriyorlar. Orası dediğim gibi sadece bizim için değil, tüm İzmir halkı için önemli bir yer. Onun için tüm İzmir halkını destek olmaya çağırıyorum. Kendi malına sahip çıkmaya, ormanına sahip çıkmaya çağırıyorum. Şimdi bu Mümin Gençoğlu tesisleri, bu söz konusu olan konuştuğumuz tesisler, Mümin Gençoğlu tesisleri her ne kadar toplumda sarnış diye bilinse de, burada şöyle bakıyorum da çocuk oyun alanları var. Spor yapılan yerler var. Yani kır düğün salonu var. Onun dışında gençlik merkezi var. Daha önceden de yine burayla ilgili bir Altay'la bir problem yaşanmıştı. Altay Spor Kulübü'nün başkanıyla sanıyorum yani. Ve o problem şey yasal olmadığı için yaşanmıştı. Daha önce Sarnıç Belediye tarafından iyi niyetle belki verildi. Altay'a verilmişti ama bizim yaptığımız sözleşmede, ormanla yaptığımız sözleşmede diğer bir kişiye verme şansı yoktu. Yanlış bir işlemdi bu. Biz de hani yanlışın altında kalmamak adına bu anlaşmayı iptal etmiştik. Şimdi Gazi Emir'de gençlerin yeniden spor yapabilecekleri başka bir alan var mı? Siz bütün umudunuzu oraya bağlamıştınız. Tabi o bölgeyi geliştiriyordum ben. Yani Gazi Emir tabi planlı gelişen bir kent. Spor sahamız da var. Bir ikincisinde bir iki ay sonra başlayacağız. Halı saha şeklinde döndüreceğiz. Büyük sahamız. Ama o bölge çok önemli bir bölgeydi. Orman içinde boş alanlarım da vardı. Hepsini değerlendirmek istiyordum. Dediğim gibi 30 hektarlık bir alan. Çok şeyler yapabilirdik. Projelerimiz de hazırdı.
Ama şu anda geldiğimiz durum, önce o bölgeyi tekrar geri almak, ondan sonra da projelerimizi hayata geçirmek. Şimdi hedef burayı yeniden ihaleye girip, yarın ihaleye girip almak istiyorsunuz. İhaleye girip almak istiyoruz. Bugün de yalnız arkadaşlarımız itiraz hazırlıyorlar. Çünkü şartnamede belediyeleri, dernekleri ve vakıfları devre dışı bırakmışlar bir ufak bir maddeyle. Yani plan önceden hazırlanmış, böyle adım adım yürütülmüş. Adım adım hesaplanmış. Onun için ben tüm basın mensuplarını da yarın orada ihaleyi takip etmeye çağırıyorum. Açık ve net olması için, bize destek olması için ben de gideceğim. İhalenin ne kadar net olduğunu, şeffaf olduğunu yarın göreceğiz. Ama ben hiç iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Gerekirse mahkemelere de gideceğim. Ama gireceğim, şirketimle gireceğim, ihaleye gireceğim. Şirketin şartnamesi buna uygun mu? Uygun, herhangi bir sıkıntımız yok. Vergi borcu yok, bir şey yok. Şartnameye uygun girecektir. Vergi borcu olmayan devlet kurumu var mıdır başkan ya? Ben varım işte. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni düşünüyorum da yani değil Türkiye'de, Avrupa'da bile en borçlu şey belediyeyken bir sürü işler alıyorlar, rahat rahat götürüyorlar. Tabii doğal olarak belediyeler yani devletten, hükümetten ayrı düşünülemez. Bugün milyarlarca dolarlık cari açıklarımız var değil mi? Devletin var. Bizim de olabilir. Ama şu var. Borcun yürütülebilir olması önemli, çevrilebilir olması önemli. Tabii ki olacaktır yani. Bizim de ufak tefek borçlarımız var. Ama biz bugüne kadar ödüyoruz. Kimseyle öyle bir sıkıntımız olmadı. Ama bize farklı bak oluyor. Tabii Ankara Büyükşehir'e, İstanbul Büyükşehir'e farklı bak oluyor. Eskiden internetten görebiliyorduk hangi belediyenin ne kadar borcu var, ne kadar devletten yardım alabiliyor. Bunları görebiliyorduk. Şimdi sadece kendimizi görebiliyoruz. Öbürler saklanıyor. Neye saklanıyor bilmiyorum yani. Evet, tekrar vatandaşa duyuralım. Yarınki mahkeme nerede, saat kaçta, otobüsler nereden kalkacak? Bunu tek tek anlatın. Yarın saat 2'de, pardon 3'te, Karşıyaka'da Orman Bölge Müdürlüğü'nde yapılacak ihale. Ama 1'de bizim belediyenin önünden, meydandan ve Sarnıç Meydan'dan otobüslerimiz kalkacak. Bütün halkımızı bekliyorum. Burası sadece başında da söylediğimiz gibi Gaziemirlilerin yararlandığı yer değil, İzmirlilerin yararlandığı yer. O yüzden tüm İzmirlilerin duyarlı olması gerekmez mi? Kesinlikle başta da söyledim. Tüm İzmirlilerin duyarlı olmasını bekliyorum. Gelip bize orada moral vermelerini, destek olmalarını bekliyorum. Orman Mühendisler Birliği falan da katılacak mı? Yanınızda mı? Konuşuruz bir şey. Valla tüm sivil toplum örgütlerine, derneklerle arkadaşlarımız sabahtan dünden beri, evvelsi günden beri devamlı görüşme halindeyiz. Yarınki yapılacak ihale birilerine peşkeş çekme ihalesi olabilir. Onun önüne geçebilmek için de sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşların duyarlı olması, Gaziemir Belediyesi'nin yanında olması gerekmektedir. Aynen. Teşekkür ediyorum yani böyle bir destek verdiğiniz için bize de. Biz Halk TV zaten halkın yanında bir kuruluşuz. Şimdi tekrar Sarnıç'a döneceğiz sonunda da ben şeye gelmek istiyorum. Gelirken buraya gelirken bu taş ocaklarını gördüm. Burada yeni gördüm bunları. Ormanın içine girmişler böyle. Ormanın kalbinde böyle derin bir yara gibi, bir ur gibi görünüyorlar. Aynen öyle. Şimdi her yağmurda da derelerimiz doluyor. Oradan akan topraklarla derelerimiz oluyor. Hepsini temizlemek zorunda kalıyoruz. Ve gittikçe de büyütüyorlar. Yerleşim alanına da çok yakın bir yerde bu taş ocakları. Yakın da var, bir de arka tarafta var. En son açılan, o tam katliam şeklinde artık. O güzelim 100 yıllık, 150 yıllık çam ağaçların altlarına uyuyorlar. Ağaçlar devrilmeye başladı. Tam bir katliam yerinde görmenizi isterdim, gerçekten öyle. Çok üzülüyoruz Gaziemir halkı olarak, burada yaşayan insanlar olarak, çocuklarımızın geleceği olarak çok üzülüyoruz. Ama dediğim gibi taş ocağı işletmek istiyorsanız hemen ruhsatı alabiliyorsunuz. Sizin bu konu duyarlılığınızı buraya yapılan fuar alanından dolayı da hatırlıyorum. Bu ormana fazla girmemek için gayret gösterdiğinizi ama öbür tarafta veryansın ediyorlar. Şu anda serbest bölge 600 dönüm daha geliştiriyor. Bakanlar Kurulu'ndan izin aldı Esbaş. Orada birçok zeytin ağacı var. Yaşlı zeytin ağaçları. Şu an Esbaş'la anlaştık. Onları ben söküyorum. Yine bir ikinci hayat vermek için değişik parklarıma ve değişik bulduğum arazilere dikmeye çalışıyorum. Biz bir tek zeytin ağacının peşinde koşarken şu anda katliamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Başkan, şimdi imza atanlar devlet memurları. Yarın iktidarlar değiştiği zaman, hesap sorulduğu zaman bunlar mahkemeye çıkmayacaklar mı? Tabii yani biz takipçisi olacağız. Sonuna kadar takipçisi olacağız.
bizim için bir ağaç bir can demektir. Çocuklarımızın geleceği odur. Biz zaten yeterince havayı, suyu, toprağı kirlettik. Daha kirletmeye devam ediliyor. Ne bırakacağız? Biz ne bırakacağız yani? Birçok yerde imarımı açmaya çalışıyorlar hala. Bu arada bir imar izni de verildi değil mi bu ormanın eteklerinde? Ormanın eteklerinde binlerce zeytin ağacımız olan bölgemiz var. Evet, bu yağ da bizim yağımız. Kendi zeytinlerimizden. Bir ayrı olarak yağa baktığımda evet. Anlayabiliyorum. Evet. Şimdi 210 hektarlık yeri, yani Gazi Emir'in yerleşim alanının 1/3 kadar daha bir yeri bakanlıktan bize hiç danışılmadan imar açılıyor. Nasıl yani? Buradaki belediyeyi hiç hesaba katmadan, sormadan imar mı açılıyor? Hiçbir şekilde bize danışılmadan, ne büyükşehirin haberi var ne bizim haberimiz var. Peki. Ama tamamen zeytinlik alan, 150-100 yaşında ağaçların olduğu bir alanlar. Ve Gazi'nin 1/3 kadar bir alan birdenbire açılıyor. Yani anlamak mümkün değil, mümkün değil. Biz orasını hep çocuklarımızın geleceği için ben hep direndim. Çok istediler imar açalım diye. Ben olduğum sürece imar açılmayacak bu bölgeler dedim. Ama bizden habersiz Ankara, bakanlık, 100 binlik planlarda imar açıldı diye gösterdiler. İmar için ruhsatları burada gelip inşaat ruhsatı size almayacaklar mı? Doğrudur da bizden alacaklar tabii ama bakanın da böyle bir etkisi var ama bir de işin yakışanı vardır yani. Ankara'da oturduğun yerde masa başında burada ne olduğunu bilmiyorsun. Gel bak o zeytinleri görürsen o zaman göreyim senin imar açıp açmayacağını göreyim. Yani günahtır ya, günahtır yani. Ne kadar zeytin diktiniz oraya? Onlar daha önce olan zeytinler. Siz sahip çıktınız. Biz sahip çıkıyoruz. Orası dedelerimizden kalan zeytinlerimiz. Yani dediğim gibi 50-150 yaşında zeytinler, binlerce zeytin var. Ya hangi akla hizmet ediyorsunuz burasını açmakla yani? Gidin başka boş alanlar var. Kazdalarını düşünsene başkanım. Ama şey ilginç yani bakanlık reklam yapıyor. Değil mi televizyonlarda? İmarı açmayın, işte tarım alanlarını imar açmayın. Kardeşim bir yandan imar açmayın diyorsun, bir yanda katliama girişiyorsunuz. Yani bu hangi zihniyet bu yani? Bunun bir izahı yok yani, anlayamıyorum ben. Ben sizin takipçinizim. 6-7 yıldır bu bölgede gazetecilik yapıyorum, televizyon programları yapıyorum. Yani yapılanı da görüyorum, yapılmayanın eleştirisini de yapıyorum. Gaziemir'de çok ciddi bir değişiklik var. Yani eskiden millet Gaziemir'den kaçardı, şimdi Gaziemir'e yerleşmeye çalışıyorlar. Ya bu yapılan işlerin iyi gitmesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet, biz çok planlı gelişen bir kentiz. Yani tabii ilçemizde havaalanının olması, serbest bölgenin olması, sanayimizin olması. Her ne kadar sizin ilçenizde de adı yine başka ilçenin adıyla verilmiş değil mi? o da var tabii. Tabii şimdi fuarın yapılıyor olması bu çok önemli bir şey. Bu bizim gelişmemizi tetikledi. Ama planlarımız gayet iyi. Yollarımız geniş, yeşilimiz bol, spor alanlarımız bol. Dediğimiz gibi ormanımız bol, ağacımız bol, havamız temiz. Çanakkale ile beraber Türkiye'nin en temiz ilçesi seçildik biz. İlçe olarak söylüyorum. Onun için bunlar hep bir çekicilik veriyor buraya. Onun için şu anda müthiş bir şey alıyoruz, ilgi alaka alıyoruz. Bu bina bir 30 yıllık Gaziemirlerin özlemiydi. Ve 30 yıldır bu Gaziemirli, buranın eski halini de iyi bilirim ben, sıkışmış bir alanda. Ve hatta burayı yıkıldıktan sonraki diğer çalıştığınız binayı da iyi bilirim. Birbirinden farklı boyutlarda ama bir geldik muhteşem bir bina yapılmış. Hatta ben buraya bundan 5-6 ay önce şeye gelmiştim. Bir ilçe başkanları toplantısı vardı. Daha açılmamıştı bina ama onu çekmeye gelmiştik ve gerçekten şaşırmıştım. Çok güzel bir bina olmuş. Hayırlı olsun diyorum. Bu nasıl yapıldı onu anlatın siz. Teşekkür ediyorum. Tabii bundan 3-4 ay önce televizyonda tekrar bir reklam gördüm. Bir kamu kuruluşu, devlete bağlı bir kamu kuruluşu şey diyordu. Evet, Türkiye'nin ilk akıllı kamu binasının projesi çiziliyor. Ben de kendi kendime güldüm dedim ya, ben zaten 8-10 aydır içinde oturuyorum akıllı kamu binasının içinde. Atışehir Belediyesi 1,5 yıl oldu gidelisine. Yani belediyeler onlardan çok daha önce, yani devletten çok daha önce akıllı binaları yapmaya başladılar. Tabi bu ender kamu binalarından biri. %40'ımızı güneşten enerjimizi, elektriğimizi güneş sağlıyoruz. Enerjisi. Güneş enerjisi. Ve camların böyle olması da herhalde. Tabii şey dış değil. Duvarlarımız yok, tamamen camla kaplı. Isı içeri girmiyor, dışarıda kaybı olmuyor. Gördüğünüz gibi iç bahçelerimiz var, tamamen yeşil bir bina. Çatımız yeşil. Yağmur sularını toplayıp lavabolarda kullanabiliyoruz. Yani kendini belki şu anda çok pahalı bir bina gözükebilir. Biz bunu 18 milyon liraya mal ettik. Ama şu anda yaptığımız, arkadaşların yaptığı hesaplar
45 milyon lira değeri var şu anda binanın. Bir yılda geldi değer bu. Ve örnek oldu bu bina. Bunun dışında bu 6 yılda neler yaptınız böyle? Yani yol su elektrik yapmak, kanalizasyon yapmak bunlar belediyenin mecburi görevleridir. Bunun dışında halka dokunan neler yapılıyor? Önemli olan onları anlatırsanız biraz. Sosyal projelerimiz Türkiye'de ender olan belediyelerden biriyiz. O konuda gerçekten kendimize çok güveniyoruz. Birçok belediyeye de örnek olduk. Hatta bizden birçok tüzüğümüzü nasıl başardığımızı geldiler, sordular. Biz de arkadaşlarımızla diğer belediyelere de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama özellikle ben Yeşil'e hasta bir adamım. Gene Yeşil'e geleceğim belki de. Önce oradan başlayayım diyorum. 60 yılda yapılan Yeşil kadar Yeşil'i 5 yılda yaptım. Tam 2'ye katladım Yeşil oranını. 130 bin ağaç diktim. Seçim öncesi şöyle demiştim 2009'da. Herkesin bir dikili ağacı olacak demiştim. Şimdi herkesin bir dikili ağacı var Gaziantep'te. Yaşayan nüfus kadar ağaç diktim bu kentte. Dikmeye de devam ediyorum. İşte bir yandan da kurtarmaya çalışıyoruz. Ama sosyal projelerimize gelirsek, biz seçim beyannamemizde de verdik. Doğumdan ölüme demiştik. Halkımıza dokunacağız, herkese dokunacağız. Sonra onu değiştirdik. Doğumdan önce, ölümden sonra da devam ediyoruz. Hoş geldin bebek projesi vardı bir değil mi? Böyle bir şey. Hoş geldin bebek projesi önemli bizim için. Tüm hamile bayanlarımızı tespit ediyoruz. Eğitimlerini veriyoruz doğumdan önce. Doğumdan sonra 6 ay bebeğini ve kendisini takip ediyoruz. Bebeğin giderlerini karşılamaya çalışıyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. İlkokul çocuklarımıza, ortaokul çocuklarımıza ders biliyorsunuz. Gaziantep Gençlik Eğitim Merkezimiz var. Şu anda İzmir'in en büyük gençlik eğitim merkezi. 3000 tane öğrencimiz var. Onları hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Üniversitelere, Anadolu liselerine hazırlamaya çalışıyoruz ve bir lira para almadan yapıyoruz biz bunları. Ondan sonra tabii ki insanlar belli bir yaşa geldiği zaman hasta olabiliyor, evde yatalak olabiliyor. Büyük bir 50 kişiye yakın bir sağlık ordum var. Hepsi evlerinde bakılıyor, hiçbir ücret alınmıyor. Gerekirse ambulanslarımız da hastanede bakımları yapılıyor, tekrar evlerine getiriliyor. Doktorlarımız da, hemşirelerimiz de belli periyodik bakımlarını 2 günde bir veya 3 günde bir veya 4 günde bir ne gerekiyorsa o şekilde yapılıyor. Öldükten sonra da tabii Allah göstermesin, Allah herkese gecinden versin. Yani burada biri akrabasını ziyarete gelmiş, vefat etse bile buradan alıp memleketine götürüyorum. Veyahut da buradan oturan biri gittiği memleketinde vefat etti. Oradan alıp getirip buradaki tüm defin hizmetlerini karşılıksız bedava yapıyoruz. Taziye araçlarımız var 3 tane. Çünkü biliyorsunuz bizim örf adetlerimizde cenaze olan evde yemek pişmez. Biz de onların tüm giderlerini, ağırlamalarını karşılıyoruz. Şimdi başkan, bu mevcut hükümet 12-13 yıldır bu ülkenin başında ve her sene Yeşil'le ilgili bir karşı kavga çıkar, tartışma çıkar ama Yeşil'e asıl sahip çıkılmasının gündeme geldiği olay Gezi direnişi. Sizin de burada Gezi direnişiyle ilgili bir çalışmanız vardı. Nasıl oldu? Vallahi kendinden gelişti. Ben aslında gençlere şey yapıyordum, kızıyordum. Kendi oğlum dahil çok kızıyordum. Diyordum Allah yandık ya, bu gençlikten bir şey olmaz diye düşünüyordum. Evet. Çünkü biz şeyden geldik yani 12-50'nin göbeğinde yetiştiğimiz için biz gençlerden de onu bekliyorduk ama gençlere teşekkür ediyorum. Ben çok mahcup oldum. Kendi adıma söyleyeyim. Müthiş. Kesin bize gol attılar yani. Müthiş zeki bir gençlik yetişiyormuş, biz farkında değilmişik. Hepsini kutluyorum, alınlarından öpüyorum onlara. Yani. Siz Gezi Parkı ile ilgili burada neler yaptınız? Burada da arkadaşlarımız daha çok bu bölgede değil, daha çok merkeze, İzmir'e indik yani. İzmir merkezli olarak daha çok arkadaşlar eylem yaptılar. Buradan toplanıp oraya gidiyorduk. Gaziantep'te Gezi Parkı'nı hatıra bir park mı yaptınız? Evet. Diren Gezi diye tabii. Çok harika bir park oldu. O da çok büyük bir park. Onu da Büyükşehir Belediyesi'ne ortaklaşa gerçekleştirdik. Güzel mermerlere arkadaşlarımızın ölen, vefat eden onun içinde yatsınlar. Onların isimleri kazındı. Çok nefis bir park oldu. Şimdi son günlerde özellikle CHP Genel Başkanı'nın söylediği bir söz var. Belediye sizlere de talimat gönderildiler herhalde. Belediyeler meclislerinden cemevleri yapılsın projesini çıkarsınlar diye. Onay yapılsın diye. Yani sizin böyle bir çalışmanız var mı? Var zaten, uzun süredir düşündüğümüz bir konu. Sadece bizde belediye olarak
arsa problemimiz var, sıkıntımız öyleydi. Şimdi onlara iş içindeyiz. En kısa sürede inşallah sıfırdan başlayıp iyi bir imar izni çıkarılan yerler var ya başkan. Oradan bize yer verecekler mi acaba? Onu bilmiyoruz tabi. Verseler de bize danışırlardı herhalde yani. Yeşil yok olmasın, ormanlar yok olmasın, cemevi de olmazsa da olur, cami de olmasa da, okul da olmasa da olur. Önemli olan yeşilin yok olmaması. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras bu herhalde. Gerçekten bu. Yeşil yani başka bir şey anlatmıyor. Oksijen bırakacağız yani. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi? Cumhuriyet Evleri projeniz vardı. Devam ediyor mu? Tabii şu ana kadar 14 tane kurduk. Her mahallemizde var. 2 mahallemizde eksik. Onları da bu sene inşallah tamamlayacağız. Orada yani onlar da ufak bir belediye gibi çalışıyorlar. Hem mahalle problemleri orada konuşuluyor. Hem el emeği üretiyorlar. Hem aynı zamanda oraya psikologlarımız, sosyologlarımız, diyetisyenlerimiz gidiyor. Bu şekilde onları aynı zamanda sağlık yönünden de eğitiyoruz. Eğer hukuksal bir problemleri varsa hukukçularımız da gidiyor. Hukuki anlamda da yardımcı oluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Veli Ağbaba, Sayın Veli Ağbaba diyor ki her gittiğimizde de biz kardeş belediyeler projesine gidiyoruz. Sizinle de gideceğiz. Sanırım size Daday düştü. Daday'a gideceğiz birlikte de. Şu anda ekibimiz sabah yola çıktı. Ön çalışmayı yapacaklar. 2-3 kişilik bir ekip gönderdik. Teknik başkan yardımcım başta olmak üzere. Bugün oraya gidiyorlar. Orada ihtiyaçlarını belirleyecekler önce. Ne yapabiliriz konuşulacağız. Kardeşlerimize elimizden gelen her türlü yardım yapacağız. Daday biliyorsunuz aynı zamanda Ecevit'in doğum bölgesi, doğum yeri. Biliyorum. Onun için özel bizim için. Şimdi ben devam edeyim. Vela Baba'nın her gittiğimiz yerde söylediği söz şu. Bizim belediyelerimiz ilkleri yaptı diyor. İlk metroyu CHP'li belediyede yaptı. İlk halk ekmeği CHP'li belediyede yaptı diyor. İlk akıllı binayı da CHP'li belediyeler yaptı. Ataşehir siz gibi. Devletin karşısına inadına böyle direnişleri de CHP'li belediyeler yaptı. Siz de yarın herhalde bu direnişin en büyük şeyini yapacaksınız. Şimdi biz hep iddia ediyoruz zaten ki özellikle yerel yöneticilik sosyal demokratların işi. Bakın Türkiye çapındaki ünlü belediye başkanının Vedat Dolakay'a bakın. Evli Ahmet İsfan'a bakın, burada Piriştin'e bakın, Yüksel Çakmar'a bakın. Murat Karayalçın var, şimdi öyle Aziz Kocaoğlu var. Bunlar hep efsane, unutulmaz isimler yani. Ama diğer taraftan çok bir isim sayamazsınız. Evet, akılda kalan pek isim yok. İzmir'de tek akılda kalan sahilin doldurulması olmuştu. Tabii bol bol kayaları doldurmuşlardı sahili. Evet, o güzel. Kordonun eski güzelliği yok etmek için. Bitti şimdi tabii doldu. 10 kata vaptan nefes alınmıyor zaten kente. Rüzgar girmiyor, hava girmiyor. Evet başkan, süremizi bayağı da açtık. Hemen biz tekrar bu çağrımıza dönelim. Yarınki ihaleye dönelim. Elinizden alınan 1,5 milyon liraya dönelim. Vallahi dediğim gibi bu tek başıma yapacağım bir savaş değil. Ben öncülük yapacağım. Gazi Emre Alkadın öncülük yapacağım. Ben davetimi yeniliyorum. Yarın saat 3'te Karşıyaka'da Orman Bölge Müdürü'nün önünde buluşmak istiyorum vatandaşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle. Onların seyahatini de kolaylaştırmak için belediyemizin önünden, çarşı meydanımızdan ve sandviç meydanımızdan otobüsler kalkacak. 12.30'dan itibaren otobüsler hazır. 12.30'dan itibaren otobüslerimiz hazır. Bir de kalkışlar başlayacak. Tahmin edeyim. 2 gibi orada olunacak. 3'te zaten İhale yapılacak, biz de orada olacağız. Halkın gücünü, Gazi Emirli'nin sanıştığının gücünü orada ama tamamen demokratik bir şekilde, hiçbir taşkınlığa yol vermeden birbirimizin koluna girerek, destek olarak gücümüzü göstermeye çalışacağız orada. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten bir dram var burada. Yani dram giden kaybedilen para değil. Dram, buradaki halkın hafta sonlarını yaralandığı yerin ellerinden alınması. Yani vatandaşa diyor ki sen para vermediğin hiçbir yere giremezsin. Para harcamadan hiçbir şekilde yaşayamazsın demek istiyorlar. Ve biz de yarın bu ihaleye gideceğiz. İhalenin takipçisi olacağız. Siz duyarlı halkımıza davet ediyoruz. Gelin yerinize sahip çıkın. Sadece belediye başkanı mücadelesiyle bu işler olmaz. Belediye başkanı size gerekli hizmeti yapmış, bırakmış. Sahip çıkmak size kalıyor artık. Yarın İhalenin olduğu salonun önünde hiçbir taşkınlık çıkarmadan başkanın dediği gibi tıpkı İzmirli'ye yakışır bir biçimde, Gaziemirli'ye yakışır bir biçimde protestonuzu, eyleminizi yapacağınıza inanıyoruz. Yarın sizinle orada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz.